Uzun otobüs sırasında beklerken terk edilmiş bir şehirde yaşamanın çok daha iyi olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Sonuçta ne insan kalabalığı ne de bitmeyen trafik var. Ama hayat biraz sıkıcı da olabilir, öyle değil mi? Bugünkü konumuzsa zaman içinde donmuş, terk edilmiş şehirler. İşte karşınızda dünyanın en büyük terk edilmiş şehirleri. Bir, kapalı Maraş. Terk edilmiş şehirlerden bahsedeceğimiz videomuza Kuzey Kıbrıs'ta bulunan terk edilmiş şehir Maraş'la başlıyoruz. 1974 yılında meydana gelen Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bu şehir terk edilmiş. Bir zamanlar adanın en popüler ve en ünlü yerlerinden biri sayılan Maraş, günümüzde kimsenin yaşamadığı bir hayalet şehir olarak tanınmakta. 45 yıldır kendi halinde bırakılan Maraş, zamanında adadaki lüks hayatın ve ihtişamın simgelerinden birisiymiş. Tüm adadaki en iyi plajlar, en büyük evler ve son model araçların sokaklarında dolandığı Maraş, zamanında Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak ünlenmiş. Ancak yaşanan savaşla beraber Kıbrıs adasını idari olarak iki bölüme ayırdığı için tampon bölge olma özelliğini edinmiş. Birleşmiş Milletler kontrolü altındaki Maraş'a insanların girmesi bu yüzden yasak. Zamanında Marilyn Monroe gibi dünyaca ünlü yıldızların geldiği bir yerken şimdi kaderine terk edilen Maraş bu haliyle görenleri üzüyor, öyle değil mi? 2. Burj Al Babas. Sıradaki hayalet şehir ülkemizde yer alıyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Disney filmlerinden fırlamış gibi duran şato tipi mimarisiyle dikkat çeken bu şehrin ismi Burj Al Babas. Galata ve Kız Kulesi'nden esinlenerek tasarlanan evler maalesef tamamlanmadan proje durdurulmuş. Özellikle Arap müşteriler için yapılan bu şehir için çalışmalara 2011 yılında başlanılmış. Ancak Burj Al Babas projesi ekonomik sebeplerden dolayı durmuş. Mudurnu'nun 3 kilometre uzağında bir bölgede başlayan inşaat için araziler normal değerinin 4-5 katı fiyata satın alınmış. İnşaat devam ederken villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satılmış. 2018'in başında şirket müşterilerinden alacaklarını tahsil edemeyince villaların inşaatı sekteye uğramış. Günümüzde ise burası küçük şatolardan oluşan hayalet şehir görünümünde. Peki siz şato benzeri evlerin yer aldığı Burj Al Babas projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ordos. Çin sınırları içerisinde yer alan Ordos, ülkedeki en büyük hayalet şehir olma özelliğini taşıyor. Döneminde iktidar tarafından yeni bir çekim merkezi yaratmak amacıyla inşa edilen Ordos, maalesef halk üzerinde istenilen etkiyi yaratamayarak hayalet şehre dönüşmüş. Dünya üzerindeki en büyük hayalet şehir olarak bilinen Ordos'ta birbirinden ihtişamlı tiyatrolar, villalar, toplu konut alanları, müzeler, havaalanıyla spor kompleksleri bulunuyor. Ayrıca buranın dünya çapında gayrimenkul, altyapı ve bayındırlık faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı da biliniyor. Ancak 1 milyon kişinin yaşaması planlanan Ordos şehri, Çin halkının ilgisini çekmeyi ne yazık ki başaramamış. Yüksek fiyatlı mülkler, birbiri ardına gelen ancak sonuçlanmayan şehirleşme projeleri sebebiyle halkın bir türlü ısınamadığı Ordos'ta yerleşik düzen bir türlü başlayamamış. Böylece terk edilmiş Ordos'ta haliyle ıssız ve korkutucu bir atmosfer oluşmuş. 3. Hashima Adası. Nagasaki sahilinde bulunan yaklaşık 15 dönümlük kayalık Hashima Adası'nda sıra. Japonya için neredeyse 100 yıllık süreçte büyük bir kömür madenciliği merkezi olan ada, okyanus tabanına inen bir kömür yatağının üzerinde oturuyor. 1890 yılında Mitsubishi, adayı yerel ailelerden satın almış ve böylece adanın en parlak günleri başlamış. Mitsubishi, adaya çalışanların yaşaması için apartman blokları birer birer inşa edilmeye başlamış. Sonrasında sinema, doktor ofisi, oyun salonları, restoranlar ve barlar da eklenmiş ve ada gelişmeye başlayan mikrokozmos topluluk haline gelmiş. Tüm bu kompleks yeraltı tünelleriyle bağlanmış ve 1959 yılında ada dünyanın en yoğun nüfuslu şehri olmuş. Ne yazık ki Hashima Adası'nın altın çağı kısa sürmüş. 1974'ün Ocak ayında dünyanın tercih edilen enerji kaynağı kömürün yerini petrol alınca Mitsubishi madenin kapanabileceğini açıklamış.
Aynı yıl Nisan ayına doğru adanın son sakinleri de feribotta anakaraya götürülmüş ve ada kalıcı olarak kapatılmış. Halen doktor ofisinde bir X-ray makinesi ve tepe lambalı muayene sandalyesi, kırık çocuk oyuncakları apartman bloklarındaki boş evlerde bulunuyor. 30 yıldan fazla süren ihmalkarlığı düşünürsek adanın yapıları hala iyi durumda. Bazı taş duvarlar kazınmış ve ufalanmış olsa da beton yapılar oldukça sağlam. 4. Buddy. W.S. Buddy adındaki Amerikalı madenciden adını alan bu kent, dünya çapında ilgi çeken bir hayalet şehir olma özelliğini elinde bulunduruyor. Buddy'e altın madeni aramak amacıyla gelen madenci kafilesinin kar fırtınasında hayatını kaybetmesiyle birlikte Buddy'nin terk edilme serüveni de başlamış. Öncelikle 1876 yılında Buddy bir madenci kasabası olarak kurulmuş. Dönemin koşulları gereği altına hücum edilmesi sonucunda kasabanın nüfusu 10 binlere ulaşmış. Çok sayıda kumarhane ve barın bulunduğu Buddy'nin zamanında günah kasabası olarak anıldığı da bilinenler arasında. Zaman içerisinde maden rezervinin tükenmeye yüz tutmasıyla birlikte nüfus gitgide azalmış ve 1940 yılında kasaba son sakinlerini de kaybetmiş. Tüm bu olanlardan sonra hayalet şehir unvanını kazanan Buddy her yıl çok sayıda turist kafilesine ev sahipliği yapıyor. 5. Coleman's Cove. Namibya'da bulunan Coleman's Cove adındaki bu hayalet şehirde videomuzda olmayı sonuna kadar hak ediyor. Coleman's Cove kasabası 1908 yılında Zacharias Levala'nın çalışırken bir elmas bulup süpervizörüne göstermesiyle parlamaya başlamış. Kısa sürede bu kasabada zengin madenciler yaşamaya başlamış. İlk elmas madencilerinin muazzam zenginliklerinden etkilenen köy sakinleri köyü bir Alman kasabasının mimari tarzında inşa etmişler. Hastaneden balo salonuna, elektrik santralinden okula, kayak pistinden tiyatro ve spor salonuna kadar birçok kurum bulunuyor. Sadece bu imkanlarla da sınırlı kalmayıp kumarhane, buz fabrikası, X-ray istasyonu ve Afrika'daki ilk tramvay da kurulmuş. Elmas tarlası yavaş yavaş tükenmeye başladığında, yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kasaba yavaş yavaş yok olmaya başlamış. Kasabanın yok oluşunun hızlanmasına sebep olan asıl olaysa 1928'de Coleman's Cove'un 270 km güneyinde zengin elmas yataklarının keşfi. Tamamen terk edilen Coleman's Cove kasabasının şu anki sakinleri kuşlar, sırtlanlar ve diğer hayvanlar. Namib çölündeki yer alan kasabaya günümüzde ziyaretler de kısıttı. 6. Krakow. Sırada Orta Çağ İtalyan kenti var. İtalya'da yer alan bu terk edilmiş şehir, bitki örtüsünün olmadığı bir alanda savunma amaçlı olarak dik bir zirve üzerine inşa edilmiş. Fakat Krakow şehri sakinleri veba, Fransız işgali ve sivil huzursuzluk gibi olayları atlatamamış ve tüm sakinleri zayıf zirai koşulları dolayı Amerika'ya kaçmışlar. 1960'lı yıllarda yaşanan depremlerse Krakow'da kalan son sakinlerin şehri terk etmelerine neden olmuş. O tarihlerden itibarense Krakow hayalet şehir olarak varlığını sürdürüyor. Ayrıca terk edilmişi ve tarihi kimliği Krakow'da birçok film çekilmesine ortam sağlamış. Peki kimler terk edilmiş hayalet şehir Krakow'u ziyaret etmek ister? 7. Centralia. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yer alan Centralia ise kömür, elmas ve nitrit gibi madenler açısından çok zenginmiş. Ancak bir süre sonra terk edilmiş. Sürekli sis ve siyah dumanların hakim olduğu bu kasabada 1960'lı yıllarda 5000 kişinin yaşadığı bilinmekte. 1960 yılında ise atıkların yakılması amacıyla oluşturulan ateşin yer altındaki kömür madenlerine sıçramasıyla kasabanın çeşitli yerleri yer altından yanmaya başlamış. Günümüzde hala yer altındaki yangının devam etmesi sebebiyle kasabanın çeşitli yerlerinde hala sis ve duman yerden çıkıyor. Oksijenin neredeyse yok olduğu bu korkunç kasabada hala 4 kişinin mevcudiyetini koruduğu söylentiler arasında yer alıyor. Korku filmi setine benzeyen Centralia'da yer altındaki ateşin yaklaşık 180 derece olduğu tahmin edilmekte. Ayrıca bu yangının 250 yıl daha söndürülemeyeceği iddia ediliyor. Dışarıya sürekli zehirli gaz çıktığı için de bu kasabaya kimse ayak basamıyor. 8. Piramiden.
terk edilmiş şehirlerden bahsettiğimiz videomuza Piramiden adındaki bu şehirle devam ediyoruz. Piramiden, Sovyetler döneminde ülkenin en popüler şehirlerinin başında geliyormuş. Ancak kömür madenlerinin 1998 yılında kapatılmasıyla kasabanın kaderi değişmiş. Şehirde sinema, kütüphane, müzik odaları ve spor tesisleri bulunuyor ve hepsi o yıllarda ücretsizmiş. Öyle ki işler için her şey bedavaymış. Günümüzde ise şehirdeki yaşamış olan halkın evleri dükkanları olduğu yerde duruyor. Fakat her yer bomboş. Piramiden, kelimenin tam anlamıyla hayalet şehir. 9. Akar Mara. Akar Mara adındaki bu terk edilmiş şehir ise Gürcistan, Abhazya'da bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı süresince kömür madenciliğinde önemli bir rolü olan Akar Mara, anlaşmazlıklar ve ekonominin düşmesi sonucunda kapatılmış. Bunun üzerine ise insanlar yer değiştirmeye zorlanmış. 90'lı yıllardaki Tıkvar Çelik kuşatması ise Akar Mara'ya giden erzakları kesmiş ve Abhazya'nın genel nüfusunun azalmasına sebep olmuş. Bölgede yaşayan insanlar 413 gün boyunca Rusya'dan ve bölücü güçlerden gelen helikopterle erzak alabilmişler. Bu olay sonrasındaysa kasaba terk edilmiş. Akar Mara'nın günümüzdeki hali ise korku filmlerinden fırlamış ürkütücü hayalet şehirler gibi, öyle değil mi? 10. Hutuvan. Doğan'ın ele geçirdiği hayalet şehir Hutuvan'da sıra. Çin'in doğusundaki Shengshan adasında bulunan Hutuvan köyü, terk edildikten sonra bitki örtüsünün köyün yapılarının üstünü yavaş yavaş kaplamasıyla masalsı bir görünüme kavuşmuş. Bu anlamda Hutuvan, videomuzdaki ürkütücü hayalet şehirlerden ayrılıyor. Çünkü bu şehir onlar kadar korkutucu değil. Bu küçük şehir bir zamanlar 2000 balıkçı ve ailesini barındırıyormuş ve yaklaşık 500 ev varmış. Ancak ada anakaradan çok uzakta bulunduğu için eğitim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması çok zormuş. Ada sakinleri 1990'ların başında daha iyi bir hayat arayışıyla adayı terk etmeye başlamış. 1994'te neredeyse herkes köyü terk etmiş. Bugün köyde sadece birkaç kişi yaşıyor. Ancak yıllar geçtikçe bitki örtüsü köydeki evlerin üstünü örtmeye başlamış. Köy ise şu an popüler bir turistik durak. Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz terk edilmiş şehirlerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu hayalet şehirlerden en çok hangisini ilginç buldunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.